düzenlemekte. Yani amacımız stresten uzaklaşmak değil, onu yönetmek olmalı. Nasıl yönetebilirim? Ne dedim? Ne yapıyorsanız onu yapın. Gerçekçi olun ve o andaki olaya odaklanın. Televizyonsa televizyondur. Şu anda beni dinliyorsanız beni dinleyin. Ders çalışıyorsan ders çalış. İkincisi gerçekçi olun. Öğrenci geliyor diyor ki, hocam sınav çok kötü geçti. Ne yaptın diyorum. Hocam hiçbir şey yapamadım diyor. Hiçbir şey. Hiçbir şey yapamadım hocam diyor. Hiçbir şey. Kaç soru vardı? 20. Kaç tanesini yapamadın? 5. Hiçbir şey. Konuşurken abartmayın. Çünkü bu arada farkında değilsiniz. Beyninize çok yanlış komutlar veriyorsunuz. Hep, hiç, her gibi kelimeler çok tehlikelidir. Hiçbir şey yapamadın. Beyin diyor ki yapamıyorsun zaten sen. Sen beceriksizsin, başarısızsın. Bir sürü olumsuzu kodlar size. Hayır, ben size olumlu düşünün, ben harikayım, hepsini yaparım. Hayır, bunu da demiyorum. Gerçekçi olun. Nasıl geçti sınav? Hocam 20 soru vardı, 15 tanesini doğru yaptım, 5 tanesini yanlış yaptım. Gerçek bu mu? Bu. Bunu böyle ifade edin. Çok iyi geçti, çok kötü geçti. Bunlar göreceli ifadeler. Somut konuşun. İşte bugün bir saat çalıştım. Biraz çalıştım hocam. Biraz nedir ya? Biraz ne? Somut. Biraz test çözdüm hocam. Biraz. Neyse yüzleşin. Hocam ben aslında daha iyi yapardım ama öyle bir şey yok. Neden yapamadı? İşte şöyle şöyle oldu, yapamadım. Gerçekçi olun. O zaman olaya katılmanız çok daha farklı olur. Hiçbir şey yapamadımla 5 tane yapamadım arasında bakış açısı olarak dünyalar kadar fark var. 5 tane yapamadım. Bir sonrakinde bunu 4'e indirebilirim diyebilirsiniz. Ama hiçbir şey yapamadığımda insanın mücadele gücü de kalmıyor zaten. Hedefleriniz ulaşılabilir olsun. Kendinize uygun, mantıklı, olabilir şeyler yapın. İhsan Gazi'de yaşıyorsunuz. Burada 5 yıldızlı büyük bir otel hedefliyorsunuz. Saçmalamayın dedim ya. Burada 5 yıldızlı bir otele kim gelecek? Nüfusunuz belli zaten. Geçiş noktası değil burası. Onun için hedefi oluştururken de mantıklı olmalı. Çemberinizi güzel seçmelisiniz. Rahatlatıcı hobiler bulun. Ne bileyim, bir müzik aletidir, bahçeyle bağla ilgilenmektir, spordur. Arada bir deşarj olmanız, bir rahatlamanız gerekir. Spor, hareket, oksijen almanız gerekiyor. Oksijenin ana noktalarından biridir hareket.